Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, gümüş yatırımı olan arkadaşların bu videoyu beklediğini biliyorum. Şimdi videomuza kaldığımız yerden gümüş analizimizle devam edeceğiz. Arkadaşlar, gümüş onsta bizler için 17.72, şuradaki 17.72 seviyesi önemli. 17.72 üzerinde gümüş onsun haftalık kapanışlar yapmaya başlaması durumunda gümüş onsta 18.87 bölgesi bizim için ana bir hedef bölgesi şeklinde durmakta. Kısada gümüş onsta 17.72 üzeri kapanışlar tekrarı halinde hedefimiz 18.87 bölgesi olarak kısa vadede gözükmekte. Gümüş onsta görüyorsunuz arkadaşlar, şurada bir çanak oluşumu mevcut. Gümüş onsun bu çanağı yukarı yönlü kırması halinde de arkadaşlar uzun bazda hedefi 20.69 Evet, 20'li seviyelere kadar gümüş ons hareketlerini yukarı yönlü devam ettirebilir. O yüzden gümüş ons yatırımcıları ve gümüş yatırımcıları dikkatli olup mallarını kaptırmamaya çalışmalı arkadaşlar diye ben düşünmekteyim. Gümüş ons bizler için önemli direnç noktaları hangi seviyelerde? 17.72, 17.80 üzerinde. Sizlerle birlikte bunun da bir hesabını yapalım. Özellikle 17.80 üzerinde, 17.72 üzerinde kalışlarda gümüş onsta arkadaşlar bant aralığımız şu şekilde, ben size göstereceğim. Beni daha iyi anlayabilmeniz açısından. Evet, şurada 17.80 üzerinde bizim kısa da gümüş onsta beklememiz gereken hedef noktamız 18.95. Evet, şurası kısadaki hedef bölgemiz arkadaşlar, 18.95. Evet, Başkan 35'in biliyorum nokta atışlarını devamlı bekliyorsunuz. Ben de size o yüzden tam nokta atışlı hedef bölgelerini göstermeye çalışıyorum. 18.95 gümüşte takip edeceğimiz önemli bir seviye. Buradan tekrardan gümüş onstan düzeltme gelebilir arkadaşlar. Burada biraz dikkatli olacağız. Fakat 18.95 üzerinde gümüş ons yatırımcıları tekrardan kapanışların gelmeye başlamasını gördüğü vakit, o zaman buradaki ana hedefimiz olan orta bazda 19.60, şuradaki 19.60 seviyesindeki bulunan ikinci orta bazlı hedef bölgemizi beklemeye başlayabilirler. İlk etapta hedefimiz dediğim gibi 18.95 ve onun üzerinde 19.60 seviyesinde bulunan hedef bölgeleri. Şimdi bizler için önemli destek bölgeleri, onları da belirleyelim. Takibiniz kolay olsun. 18.55'te bir destek bölgemiz mevcut. Direnç bölgemiz mevcut arkadaşlar. 18.55 üzerinde de yolumuz artık zaten açık arkadaşlar. 18.55 üzerinde bir 18.87 var. Direnç gösterebilecek. 18.87 üzerinde 19.60 ve bu şekilde 20.60 seviyesine doğru dirençler gözükmekte arkadaşlar. Gümüş onstaki arkadaşlar bu dirençleri orta vadede takip edebilirler. Üzerlerinde kaldıkça yukarı yönlü hareketler çanağın kırılmasıyla birlikte de 20'li seviyelere doğru gümüş onsta
ivmelenecektir diye ben düşünmekteyim. Aşağıda bizler için önemli destek de şuradaki 17-64 desteği göze batıyor arkadaşlar. Buradaki 17-64 desteğini takipte kalın gümüş onsta. Şuradaki 17-64 desteğini artık takipte kalın. Bu 17-64 de artık önemli bir destek haline geldi. Zaten bunun üzerinde dediğim gibi arkadaşlar hedef artık gümüş onsta 18.55 seviyesine doğru yukarı hareketler devam edecektir kısa vadede. Evet, gümüş grama da bakalım. Gümüş gramda bizler için önemli olan seviyeler hangi seviyeler? Sizlerle birlikte bunu bulup tespit etmeye çalışalım. Biliyorsunuz arkadaşlar gümüş gram grafiği bende yok. O yüzden gümüş ons grafiği üzerinde size bunu anlatacağım. Gümüş gramda önemli bir destek bizim için artık dediğimiz gibi arkadaşlar 3.75 seviyesi önemli bir destek oldu. Bu seviye üzerinde karşılaşacağımız ilk direnç 3.97. Evet, şurası ilk kuvvetli direnç bölgemiz. 3.97'nin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte de bizler için kısada en yakın arkadaşlar gözüken artık dörtlü seviyelerin gümüş gramda da test edileceği yönde. 4.02 de evet bir direnç bölgemiz gözükmekte. Ve onun üzerinde de 4.14 dirençleri gram altın gram gümüşte göze batan seviyeler olarak gözükmekte arkadaşlar. Evet. 3.86 artık bizler için arkadaşlar şuradaki 3.86 gümüş gramda önemli bir destek haline gelmiş gözükmekte kısa da. Yukarıda toparlayacak olursak 3.97 direnci ve 3.97 direncinin geçilmesiyle birlikte gramda gram gümüşte artık arkadaşlar beklentimiz ve ana hedef bölgemiz olan 4.14 seviyesine doğru da artık gümüş gramda hareketlenecektir diye düşünmekteyim. Evet, yatırımcı arkadaşlar 3.86'yı desteğini iyi takip etsinler. 3.86 üzerinde tutundukça gram gümüşte de ana hedef noktamız 4.14 olarak gözükmekte. Evet arkadaşlar, gümüşle ilgili videolarımı beğeniyorsanız kanalıma bir beğeni atarsanız beni çok memnun edersiniz. Ayrıca kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kendilerini kanalıma abone olmaya bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.